ve Mossad ajanlarının yakalandığı, 33 şüphelinin yakalandığını ifade edebiliriz. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı, Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bu operasyon ne anlam taşıyor? Öncelikle bunu sorarak başlayalım. Yani hatırlatmakta da fayda var herhalde. Önceki günlerde 22 Kasım'da yapmıştığı bir konuşma İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve bazı ülkelerde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Lübnan, Katar ve Türkiye'de Hamas liderlerine yönelik bir suikast hazırlığı yapılabilir demişti Başbakan Netanyahu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar ziyareti dönüşünde bu açıklamaya çok sert tepki göstermişti ve demişti ki Türkiye'yi tanımıyorlar, Türkleri tanımıyorlar. Bunun faturasını çok ama çok ağır öderler ifadesini kullanmıştı. Yani bir ay önce, yaklaşık 1,5 ay önce yapılan bir yanıt verme mi? Yani bu medya önünde yapılan bir açıklamaların sahada karşılığı mı? Nasıl yorumlarsınız bunu? Evet. Şimdi istihbari faaliyetlerde mütekabiliyet esastır. Şimdi İsrail İç İstihbaratı Şin Pet'in yönetimi ve aynı zamanda Başbakan da Netanyahu da o dönemde Türkiye'yi açıkça hedef alan, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye içerisinde Hamas siyasi kanadına ya da işte Hamas yöneticisi olan kişilere yönelik olarak bazı operasyonel faaliyetler icra edeceklerini ifade etmişlerdir. Şimdi bu alenen bu itham yani ve bu tehdide Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün bir cevabını görüyoruz. Yani mütekabiliyetin işletildiğini görüyoruz. Aynen sizin belirttiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifadelerinde de zaten şifreleri ortaya konulan bir cevap verme durumu söz konusu. Yani işte burada Türk istihbaratı Türkiye içerisinde İsrail'in her türlü faaliyetine, İsrail istihbaratının her türlü faaliyetine yani misillemede bulunacağını, mütekabiliyet hakkını işleteceğini, egemenlikten kaynaklanan, devletlerin egemenliğinden kaynaklanan uluslararası hukuk haklarını koruyacağını bugün bu faaliyetle icra etmiş oluyor. Bu faaliyet aynen sizin dediğiniz gibi siyasi okumasını bir cevap şeklinde değerlendirebiliriz. Şimdi bu faaliyet her ne kadar İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya tarafından sosyal medyada ilk anda duyurulsa bile faaliyeti İstanbul Emniyeti'nin tutuklama işlemlerini yerine getirmiş olsa bile bu faaliyetin tamamen ve tamamen Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bir kontrespiyonaj operasyonu olduğunu ben rahatlıkla ifade edebilirim. Burada emniyet sadece terörle mücadele şubesi özellikle kolluk gücü olarak bir tutuklama işlemi, gözaltına alma işlemi ve daha sonra sorgu işlemlerini gerçekleştirilmesi kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordine kurduğu birim. Tabii ki gerekli ve kaynak hassasiyetini gözetecek şekilde emniyet birimleriyle de gerekli bilgiler paylaşılmıştır. Bu meseleyi işte Hamas İsrail çatışmasından ve ortaya çıkan sizlerin de belirttiği o açıklamalardan bağımsız düşünemeyiz. Bu Türkiye'nin İsrail'in o beyanatlarına bir cevabıdır. Yani biz sürekli sizi takip ediyoruz, evet, işlemlerinizin evet, farkındayız bir mesaj diye okunabilir herhalde. Şimdi Caner söyledi, dedi ki sosyal medya üzerinden bazı kişilere ulaşmaya çalıştıkları ifade edildi. Yani teknolojiyle birlikte herhalde artık ajanlık faaliyetleri biraz daha farklı noktaya evrilmeye başladı. Yani bunu daha önce bir Gazze'li dahiyi kurtarma operasyonunda da Mossad ajanlarının iş teklifi yaparak ya da farklı şekillerle yaklaştığını görüyorduk. Sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar ve İsrailli aktivistler, yani Siyonizm karşıtı İsrailli aktivistler ve Filistinlilerin hedefte olduğu ilk bilgiler bu yönde. Bir kere İsrail vatandaşı olsalar bile hedef alınan şahısların Hamas yanlısı veya Hamas'ın görüşlerine müzahir insanlar olduğunu rahatlıkla ben ifade edebilirim. Burada aynı şekilde sosyal medyanın kullanılması aslında çok yeni nesil bir yöntem olmakla beraber bugüne kadar son 2 senede Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail İstihbaratı'na yönelik kontrespiyonaj soruşturmalarının hepsinde gördüğümüz tablo. Yani özellikle cazip iş ilanları teklifleriyle o bir kariyer sitesi üzerinden, uluslararası kariyer sitesi ismini zikretmeyelim, oradan açılmış bir sahte hesap üzerinden cazip bir iş teklifiyle, yani hedef alınan şahsın ilgi alanı ve profesyonel alanıyla doğrudan bağlantılı bir ilk temasın kuruldu.
daha sonra ilişkinin belli bir maddi menfaat kapsamında geliştirildiği, birazcık daha maddi menfaat yönünden zafiyet içerisinde bulunabilecek şahısların Avrupa'da bazı ülkelere çağrılarak daha yüz yüze görüşmelerin yapıldığını ben buradan ifade edebilirim. Yani bu aslında standart bir İsrail istihbaratı uygulaması. Bu sosyal medyayı ilk temasta kullanmalarının temel nedeni Türkiye'yi kendileri açısından tırnak içerisinde güvenilir bir ülke olarak kabul etmemeleri. Yani Türkiye içerisine girmeyi yakalanabiliriz riskini göz önünde tutarak Türkiye içine girmeden uzaktan bu faaliyetleri icra etmeye çalıştıklarını, bu yüzden de sosyal medyayı ilk temasta kullandıklarını görebiliyoruz. Bu faaliyet ama pardon, İstihbarat Teşkilatı'nın Hamas yanlısı, Hamas görüşlerine müzahir ya da İsrail karşıtı, sadece Hamas diye böyle sınıflandırıp kategorize etmemek gerekir belki de, İsrail'e karşı olan Türkiye'deki Filistin diasporası üzerinde ciddi bir erken ihbar ağı denir buna istihbarat tekniğinde, tesis evet. ettiğini, dolayısıyla İsrail istihbaratının bu tür girişimlerini önceden haberdar alarak gerekli faaliyeti karşı olarak icra ettiğini görebiliyoruz. Şimdi Sayın Darıcılı, buyurun. Erken ihbar dediniz ya mesela, Netanyahu'nun operasyon yapabiliriz dediği, hani o ülkelerde operasyon yapabiliriz, o ülkelerdeki bulunan Hamas üyeleri dikkatli olsun diye tehdit ettiği ülkelerden biri de Katar, bir diğeri de Lübnan. Katar'la da evet. sıkı ilişkilerimiz söz konusu. Yani bu kişilerin, bu Mossad şüphelisi ajanların yakalanmış olması, onlardan alınacak istihbari bilgiler ya da onların sorgulamada söyleyeceği bilgiler, olası diğer operasyonların da, yani Mossad'ın yapması planlanan operasyonların da önüne geçebilir mi? Ne düşünüyorsunuz? Yani Katar'da da yarın öbür gün Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilgisi dahilinde ya da elde edilen veriler dahilinde bir Mossad'a darbe gerçekleşebilir mi? Tabii olasıdır ama bu işte Katar'ın kendi dış politika tercihleriyle de doğrudan orantılı. Belki Katar İsrail'e karşı bu kadar Türkiye'nin yaptığı gibi kararlı bir kontrespinat soruşturması yapmayarak, yani yapmayı tercih etmeyebilir. Katar'ın dış politikada Türkiye'den farklı bir pozisyonu var, yumuşak güç uygulamaları kapsamında. Ama arka planda Türk istihbaratının eğer elde ettiği bilgiler varsa Katar'a yönelik olarak, bunları kaynak hassasiyetini gözeterek Katar'la paylaşacağı oldukça olasıdır. Lübnan meselesine gelince, Lübnan zaten uluslararası ilişkilerde bir failed state dediğimiz başarısız devlet olarak kabul edebiliriz. Yani Lübnan zaten devlet otoritesinin çok ciddi derecede sorun yaşadığı, birazcık da istihbarat servislerinin cirit attığı bir ülke. Orada belki Milli İstihbarat Teşkilatı tam anlamıyla güçlü bir muhatap bulamayabilir. O yüzden Lübnan biraz daha bu değerlendirmenin haricinde. Katar'la Türkiye'nin ilişkileri malumunuz. Bu konuda Türk istihbaratının Katar istihbaratıyla eğer elde mevcut bilgiler varsa bunları hassasiyetle paylaşması oldukça olasıdır. Ama son noktada bu şekilde bir kontrespinat soruşturmasını Katar yapar mı? Bu onların kendi dış politika tercihidir. Türkiye kendisine, yani Türkiye güçlü bir ülke. İsrail'in bu şekilde son derece uluslararası hukuka aykırı, ayrıca istihbari faaliyetlerin doğasına, yani gizlilik prensibine aykırı bir şekilde bu tehdidi, yani tehdit etmesine bir ciddi bir misillemede bulunduğunu görüyoruz. Yani burada Türkiye'nin mesajı, kendi ülkemde egemenlik haklarıma aykırı hiçbir davranışa izin vermem. Türkiye'de ben ne olursa olsun, doğrudan kendi çıkarlarım aleyhine olmasa bile, İsrail istihbaratının asla ve asla çalışmasına müsaade etmem mesajıdır. Bu aynı zamanda diğer istihbarat servislerine de bir mesajdır. Yani Türkiye'de eğer bir faaliyet icra etmek istiyorsanız Türk istihbaratıyla koordine kurmak zorundasınız. Yani bizden habersiz iş yapamazsınız ki doğaldır bu. Güçlü bir devletin de böyle yapması gerekir. Bence bu yönüyle oldukça başarılı. Siyasi olarak da zamanlaması doğru tercih edilmiş. Açıklamayı Sayın İçişleri Bakanı'nın yapması da bu meseleye resmiyet kazandırıyor. Yani Türk devletinin duruşu açısından. Bunlar önemlidir. Çünkü İsrail de bu açıklamayı kendi resmi televizyonu üzerinden yapmıştı. Yani bunlar da bir arka planda bir okuma olarak değerlendirebilirsiniz. Evet. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da bunun bedeli, bunun sonuçları ağır olur demişti o yapılan açıklamaya ilişkin evet. Netanyahu'nun. Merak ettiğim bir diğer husus da şu. Yani buyurun. 33 kişi yakalandı. Bu kişilerden kaçı Türk? Ya yani o bilgi henüz net değil ama yani aralarında... Bilemeyiz.
Aralarında birçoğunun, yani sonuçta hepsi ya da İsrail vatandaşı ya da yurt dışından gelenler değil. Burada da kendi kontak kurdukları, kendi iletişim ağına sahip oldukları kişiler de var. Yani bu 33 kişinin yakalanıyor olması Mossad'a, İstanbul ayağında ciddi bir darbe vurdu diyebilir miyiz? Yoksa yani sadece ayağında, evet, sadece bu değil. Filistinli aktivistlerin, işte İsrail aktivistlerin yakalanmaması onları korumak anlamında bir başarı mı, yoksa Mossad'ın yapılanmasının çökmesi noktasında ciddi bir başarı mı? Elde şimdi İsrail istihbaratının Türkiye'deki bir numaralı hedef önceliği Hamas ve kendisine karşı diğer Filistinli gruplar. Bunun dışında Türkiye'ye yönelik bazı istihbari hedefleri var mıdır? Elbette ki vardır. Mesela Türkiye'nin savunma sanayi olabilir bu yönde. Geçmişte de böyle olaylar basına yansıtılmıştı. Yani bu şahıslardan ne kadarı Türktür, ne kadarı Filistin uyrukludur ya da başka üçüncü ülke pasaportlarına sahip olanlar var mıdır? Bence oldukça olasıdır. Olabilir. Çifte pasaportlular olabilir. Yani buradaki genel olarak faaliyet biraz daha Hamas yanlısı şahıslara yönelik İsrail istihbaratının faaliyetlerinin deşifre edilmesi gibi gözüküyor. Ama ben bunları basına yansıyan sınırlı bilgiler kapsamında değerlendiriyorum. Bunu neden değerlendiriyorum? Bakın, ne yapmış bu şahıslar? Bu şahıslar İsrail aleyhine olan bazı şahısları fiziki takip altında tutmuşlar. Evlerini, ikametgah adreslerini tespit etmek için keşif görevi icra etmişler. Bu Netanyahu'nun işte suikastler yapacağız planlaması, yani yerlerini tespit ederek yani akılları sıra bir suikast faaliyeti de belki ileride planlayacaklardı. Bunlar yani biraz daha meselenin Hamas odaklı olduğunu bana gösteriyor. Ama yani her yönüyle çok ciddi derecede İsrail istihbaratının Türkiye'deki sadece İstanbul'da 8 il olarak düşünürseniz bence ciddi derecede bir altyapısının çökertildiğini görebiliyoruz. Bu siyasi yönden de önemli bir mesajdır. İlerleyen dakikalarda belki ya da bugün yarın veya ertesi günü bir sonraki gün Milli İstihbarat Teşkilatı belki daha detaylı bir açıklama yapabilir, evet, konuya ilişkin, ama İsrail'den yapabilir. Böyle bir açıklama gelir mi peki? Yani bu bir gövde gösterisine dönüşür, hayır, mü? Kabul etmezler. Kabul etmez. Eğer resmi açıklama yaparsa bu casusluk faaliyetini kabul etmiş olur. Bu uluslararası hukuk açısından sorunlu bir yaklaşımdır. Üç maymun oynayacaklardır klasik bir istihbarat terimiyle. Yani hiçbir şekilde cevap ben verileceğini zannetmiyorum. Zaten ortada bir başarısızlık var zaten. Başarısızlığı neyine sahip çıksın ki veya kabul etsin? Milli İstihbarat Teşkilatı bir basın açıklaması yapar mı? Bu tamamen teşkilat başkanlığının takdirindedir. Ben olsam yaparım ama kendi takdirleridir. Benim üzerime bu nokta vazife değil. Eyvallah. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Ali Burak Darıcalı, Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeniz için sağ olun. Her zaman, her zaman. Saygılar.